Sisters, I have a little bit of news. Don't ruin my morning. Maleficent'in ilk filmi küçük hatalara rağmen fena denmeyecek bir yapımdı. Küçük kronik sorunlara rağmen izlenebiliyordu gayet. Onlardan da sonra kıyaslama olarak bahsedeceğim ama bir soruyla başlayalım. Bu sorunlar çıkartılıp daha iyi bir film yapılırsa ne olur? Sorunun cevabını bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü zaten Maleficent'in yeni filmini inceleyeceğiz. Ama filmi gereksiz şekilde uzata uzata incelemeyeceğim çünkü güzel bir film olsa da Disney filmi olduğundan detaylara girersem filmi tahmin edebileceğinizden detay vermiyorum. İzleme zevkinizi bozmak istemem. Öncelikle tabii ki hikaye. Artık normal masallardakinden iyice uzaklaşan ve fazlasıyla değişen bu hikaye temelinde hala ilk filmdeki gibi anne kız ilişkisi aslında. Sadece burada iki tarafın da yeni şeyler keşfetmesiyle renklendirilmiş ve fena da değildi açıkçası. Film içinde foreshadowing'i yapılan konular fazlasıyla kendini belli ediyordu neyin nasıl gelişeceği konusunda ama o noktaya kadar heyecanlanınca unutuyor insan resmen. Ama bunlar dışında geneli hala bir Disney hikayesi tabii ki. Her şeye rağmen orman canlılarını anlayabilen Aurora'sıyla, arada espriler yapıp seyirciyi güldürmeye oynayan kargadan bozma Diovalı'yla veya ben kötüyüm diye bağıran kraliçesiyle hala bir Disney filmi. Ama kötü mü? Kesinlikle hayır. Eskiye gereksiz takılmaktansa tıpkı Aladdin'deki gibi ellerindeki materyali olabildiğince bozmadan günümüze iyi uyarlamışlar ve günümüz film standartlarına göre yenilemişler. Maleficent kesinlikle hala filmin favorisi, onu baştan söyleyeyim. Fragmanlarda sanki Maleficent'den çok çevresindekileri ve özellikle de Aurora'ya odaklanacakmış gibi duruyordu ve bir noktaya kadar doğru ve artık tabii ki Aurora hikayede bir tık daha aktif bir rol oynuyor ancak insanların korktuğu kadar değil. O konuda rahatlayabilirsiniz. Angelina ablamız hala başrolde ve orayı kaptıracak gibi de durmuyor. Ama Maleficent ve Aurora harici karakterlerden bahsedeceksek genel önemli isimleri şöyle bir bakabiliriz. Prens Philip'in durumu bayağı konuşulmuştu. İlk filmde Brandon Twaits olmasına rağmen Disney'den beklenmeyecek bir hareketle oyuncu değiştirildi ve Harris Dickinson yerini aldı. Brandon Titans çekimlerinde olduğundan anlıyorum durumu. Adam başrollükten vazgeçmez, doğal bir durum. Ama Harris de fena değil. Niye Brandon yok demedim? Adam iyi kalpli prensi çok iyi oynamış. Hem saçları da çok iyi adamın. Philip demişken ailesinin iki üyesi daha var. Kral John ve Kraliçe Ingrid. John'da fazla bir olay yok, seveceğim falan ama olayı kendi karakterine tutunmaktansa hikayenin ve diğer bazı karakterlerin gelişimine katkı sağlamak. Oyuncu fena değil ama rolü az. Belki bir tık daha fazla olsa daha iyi olabilirdi. Kraliçe Ingrid'e devam edelim çünkü önemli kısım orada. Ki ben de bu yüzden ailenin en önemli ferdini sona sakladım. Eğer fragmanları bile izlemediyseniz bilmemeniz normal ama 3 saniye karaktere bakınca zaten "Bu kötü kraliçe galiba ya" diyor insan ister istemez. O rolde çok iyi bu arada. Michelle Pfeiffer zaten harika bir oyuncu ama bu tarz karakterlere çok daha iyi uyduğunu düşünüyorum. Ingrid fena değil, o tahmin edilebilirlik sorununa yakalansa da ilk filmin en büyük eksiğini kapattı kendisi. Karakterlerden bahsettikten sonra ona da değineceğim. Zaten elimizde sadece iki büyük kişi kaldı. Connell ve Bora. Kendileri sırasıyla Chiwetel Ejiofor ve Ed Skrein oynuyor. Chiwetel'i Baron Mordo olarak, Ed Skrein'i de Deadpool'daki Ajax, bu Ajax olarak tanıyor olabilirsiniz. Maleficent'de ise karakterleri fena değil. Kullanımları her ne kadar aslında Kral John'da olduğu gibi hikayenin ve belli karakterlerin gelişimi için olsa da rolde biraz daha fazla ve karakterlere bilgi vermek harici izleyicinin aklındaki fazlasıyla soruyu da cevaplandırıyorlar. Fena değiller kısaca. İncelemeyi bitirmeden önce bahsetmek istediğim bir konu daha var. Az önce Kraliçe Ingrid'i anlatırken söylemiştim zaten. İlk filmin kronik sorunu. İlk film bizlere malum normal şartlarda Disney'in en şeytani karakterlerinden birinin iyiye dönüşme hikayesini anlattığından baya bir orijindi ve kötü karakter tarafında eksikti. Tamam, kötü direkt yok değildi ama hikayenin genelinde kötüye özel bir durum olmadığından yetersiz hissedilmesin diye Maleficent'i nerflemişlerdi resmen. Hani kanatlarının olmaması durumundan bahsediyorum. Bu filmde Allah'tan öyle bir durum yok. Ingrid fazlasıyla tehditkar ve gaddar olmayı başarıyor. Arkası öyle fazla boş değil ve bir geçmiş de var aslında ve tekrar Aladdin'den örnek vermek gerekirse Cafer gibi değil diyebilirim. Görsellik ve müziklerden bahsetmeyeceğim, zaten iyi olduklarını biliyorsunuz. Görsellik karanlıkta hafif rahatsız etse de aydınlık kısımlarda, ki bu filmin genelini kapsıyor, gayet güzeller. Müziklerde direkt sözlerini ezberleyeceğin şarkılar falan değiller ama görevlerini iyi yapıp anı kuvvetlendiriyorlar. Ve bundan dolayı da şimdilik benden bu kadar. İzleyenler izledikten sonra bu videoya dönerlerse ve yorumlarını bırakırlarsa zaten az yorum olduğundan hepsini okurum ve tabii ki sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Neyse, ben şimdilik kaçtım. Normalde burada işte zaten kimse burayı izlemiyor derdim ama sonradan öğrendiğim kadarıyla insanlar burayı izlemeye başlamış.